Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve bihi nesta'in. Türk Haber ekranlarında bizi izleyen sevgili seyircilerimiz, Ramazan Mektebi isimli programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Rabbim inşallah ahirimizi evvelimizden hayırlı eylesin. Yavaş yavaş gün be gün uğurlamaya çalıştığımız, uğurladığımız Ramazan-ı Şerif'ten en güzel şekilde istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbim ömrümüzü Ramazan, ahirimizi bayram eylesin inşallah. Kıymetli seyirciler, sevgili dostlar. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen ve Rabbimizin gönderdiği bütün dinlerin ortak adı İslam'dır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz muhlisine lehuddin der. Dini Allah'a has kılmak. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerinde Rabbimiz dinin insanlar tarafından tahrif edildiğini, farklı amaçlarla kullanıldığını, ibadetin amacından saptırıldığını ifade eder. Mesela Nuh suresinde farklı isimlerden bahseder. Yavuz, Yavuk, Süva diye isimlerden bahseder ve tefsirlerde bu isimlerin Hazreti Adem'in çocukları olduğu veya da daha önceki kavim ve kabilelerin önde gelen isimleri olduğu, bunların yüceltildiği, tapma noktasına geldiği ifade edilir. En'am suresinde Kabe'nin çıplak olarak, ıslık çalarak tavaf edildiği, ibadetleri bu şekilde yapıldığı ifade edilir. Peki, Cenab-ı Allah'ın Hazreti Adem'den günümüze kadar gönderdiği bütün dinlere İslam ismini vermesi, verdiği halde niçin sapmalar oluşmuş, niçin farklı araçlar oluşmuş, niçin bidat ve hurafeler oluşmuş? Bidat ve hurafe nedir? İnşallah bugün vaktimizin el verdiği ölçüde Kütahya İl Müftü Yardımcımız İsa Ada Hocamızla bu konuyu konuşmaya çalışacağız. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hocam girişte de ifade etmeye çalıştım. Artık Kadir Gecesi'ni geçtik. Yavaş yavaş birkaç gün sonra bayrama kavuşacağız. İnşallah Rabbim ömür verirse kavuşacağız. Kadir Gecesi ile bayram arasında ya da Kadir Gecesi ile alakalı neler söylemek istersiniz? Şimdi benim öncelikle temennim bütün mümin kardeşlerimin bu Ramazan ayını layıkı veçhiyle değerlendirip ve Kadir Gecesi'nden de azami derecede istifade edip Ramazan'ın hitamında annemizden doğduğumuz gün gibi günahlarımızdan temizlenmiş, arınmış bir şekilde bayrama ayak basmayı ben bütün mümin kardeşlerim için Yüce Rabbim'den niyaz ederim, temenni ederim. Allah razı olsun. Daha nice ve nice Ramazanlara ulaşmayı ve o Ramazanlarda Yüce Rabbimize böyle canı gönülden ibadet etmeyi dilerim, temenni ederim, niyaz ederim inşallah. İnşallah hocam, Rabbimiz inşallah sizin yaptığınız duaları ve bütün ümmet-i Muhammed'in dualarını kabul eylesin. Annemizden doğduğu gibi Rabbim inşallah hayatımızı devam ettirmeyi nasip eylesin. Şimdi hocam, bir tarafta Rabbimizin üzerine ısrarla vurgu yaptığı bir tevhid dini, bir akide, bir akaidten bahseder Rabbimiz. Kendisine kulluk yapılmasından bahseder. Ama bir tarafta da biz aciz kullar dini bazen rayından çıkarırız.
bidatlara gireriz, hurafelere saparız. Bidat, hurafe dediğimiz zaman ne anlıyoruz kıymetli hocam? Bidat, hurafe ne demektir? Şimdi öncelikle bid'at kavramını tarif etmeye çalışalım. Kelime ve terim manasını izah edelim. Ondan sonra da hurafe nedir onu tarif etmeye çalışalım. Bid'at, kelime manası itibariyle örneksiz bir şey yapmak, yepyeni bir şey ortaya koymak, umumun görüşüne aykırı olacak şekilde davranışta bulunmak, daha evvel benzeri olmayan bir şey icat etmek manasına gelir. Terim olarak ise İslam'ın aslından olmayan, şer'i delillere aykırı olan, şer'i delillere aykırı olan şeyler demektir. Yani İslam'ın aslına uymayacak, şer'i delillere aykırı olacak, sünnet-i seniyyeye aykırı bir şekilde, aykırı olarak icat edilen şeydir terim olarak bid'at. Hurafe ise hakka, hakikate, gerçeğe aykırı şey demektir. Uydurma sözler manasına gelir. Dolayısıyla burada aralarında şöyle bir ince fark vardır. Yani bid'at, niye bid'at deniliyor? Çünkü dinin muhtevasına dahil olmayan bir şeyin dindenmiş gibi gösterilmesi o şeyin bid'at olduğunu gösterir. Hurafe dediğimiz şey, akla, mantığa aykırı, hakikate aykırı olan her şey hurafe demektir. Dolayısıyla aralarında böyle bir ince nüans vardır diyebiliriz. Yani bid'at, fark vardır. Bid'at daha çok yani dini olarak, dine evet. Sonradan eklenenler gibi düşünebiliriz. Evet, dine sonradan eklenen din ile ilişkisi bağlamında değerlendirilir ama hurafe dediğimiz zaman hakikate, gerçeğe, akla, mantığa aykırı olan her şey hurafe olarak adlandırılır. Şimdi kıymetli hocam, Hazreti Adem'den günümüze kadar Rabbimiz insanın yaratılışını anlatırken tek bir insandan, tek bir canlıdan dünyaya geldiniz diyor. Din de İslam. Peki bu sapmalar nereden meydana geliyor hocam? Bidat ve hurafenin sebebi ne o zaman? Şimdi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde siz daha önce tek bir ümmettiniz. Fakat sırf aranızdaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüğümüzü bildiriyor. İnsanoğlunun ihtilafa düşmesi aramızdaki, insanların arasındaki çekememezlik yüzünden olduğu bir ayet-i kerimede ifade ediliyor. Fakat bir de böyle mesela makul görülebilecek, ilmin temelini oluşturacak bir ihtilaf vardır ki, Peygamber Efendimiz o ihtilafa da rahmet gözüyle bakmıştır. Dolayısıyla bu ikisini ayırmak lazım. Bu ikisi arasındaki farkı görmek lazım. Yani belki konuşurken, ifade ederken bu ikisi arasındaki farkı tam ifade edemiyor olabiliriz. Veyahut da bunu dinleyen kişiler bu arasındaki farkı ilk başta anlayamayabilirler. Fakat rahmet olan ihtilafla insanları kavgaya, efendim çatışmaya götüren ihtilaf arasında böyle bir fark vardır. Yani temelinde şimdi o zaman bidatla ihtilaf dediğimiz şeyin arasını ayırmamız lazım. Yani her aykırı veya da işte diyelim ki asr-ı saadette olmayan bir şey hemen bugün bidat diyemeyiz o zaman. Yani bunun bir kaynağı muhakkak Kur'an-ı Kerim'de veya hadislerde varsa ve sizin ifade ettiğiniz gibi işte diyelim ki mesele mezhepler. Evet. Bir rahmet olarak bakılabilir. Evet. Evet. Yani işin esası ihtilafla bid'at arasında dediğimiz gibi ihtilafta bir şey var. Böyle yani insanı çatışmaya götürecek temel saikleri insanın kalbinde olan böyle çekememezlik, hırs gibi, evet. Dünya sevgisi gibi şeyler vardır. Ama rahmet olan ihtilafta ise bu rahmet olan ihtilafın temelinde de ilmi düşünce vardır. İlmen, efendim, ilerlemek, gelişmek, kendimizi geliştirmek yatar bunun temelinde. Bu ikisi arasında çok büyük fark vardır. Bir de her şeye biz bid'at demiyoruz. Bid'ate geldiğimiz zaman bid'atı tarif ederken, yani
bir şeyin bid'at olabilmesi için dine sonradan sokulan, dinle alakalı bir konu olması lazım. Yani dinle alakalı olmayan bir hususta meydana gelen yenilikler bir ilerleme, bir gelişme, bir kalkınma olarak görülmesi lazım. Mesela teknik alandaki bir gelişme arzu edilen, istenen bir gelişmedir. Evet. Dinin de teşvik ettiği bir gelişmedir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in mesela kim bir hadisi şerifinde haber verdiği gibi kim bizim bu işimizden başka şeyler ilave ederse, yani bizim bu dinimize başka şeyler ilave ederse o ondan kabul edilmez buyuruyor. Yani burada dine ilave etme, sonradan bir şeyi katma veyahut da çıkarma durumu söz konusudur ki bu bid'attir, bid'atin kendisidir. Ama teknikle alakalı gelişmeler bid'at kapsamında değerlendirilmez. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah sizleri binit olarak, mesela atları, merkepleri, eşekleri verdik. Vel hayle vel bigale. Evet, vel hayle vel bigale vel hamira li terkebuha vezine ve yahluku ma la ta'lemun. Daha sizin bilmeyeceğiniz, bilemediğiniz nice şeyleri vereceğiz diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla böyle teknikle alakalı gelişmeler Kur'an-ı Azimüşşan'ın da övdüğü, teşvik ettiği, Cenab-ı Allah'ın da bizden bunları istediğini düşünebiliriz. Düşünmemiz lazım, bilmemiz lazım. Yani yasaklanan şeyler daha çok din adına olan. Hani evet. Malumunuzdur Efendimiz hani bir hadislerinde buyuruyor. Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve meqadehu minen nar. Tabii yani ki. Din adına konuşmayı din hakkımız adına yok. Din adına dediğimiz zaman Kur'an ve sünneti birlikte değerlendirmemiz lazım. Hatta sünnetten sonraki işte sahabenin yolu, tabiinin yolu işte bu konuda yani ehli sünnet vel cemaat dediğimiz o yoldan ayrılmayıp ve bu şekilde İslam'a hizmet edenlerin yolunu da düşünmemiz lazım. Çünkü İslam dini bir kültürdür. Sadece Kur'an ve sünnet değildir. Kur'an ve sünnetten ayrılmadan, o çizgiden ayrılmadan Kur'an ve sünnetin üzerine ilave edilen hususlar da yani ehli sünnet vel cemaat yolunu ifade eder ki bizler de yani ta ilk dönem Müslümanlardan günümüze kadar ilave ettiğimiz bu güzellikleri muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Bunları yok sayamayız ve bunları dinin dışında sayamayız. Evet. Ama bu bid'atlerde insanların düşüncelerini, zihinlerini, hayatını, yaşantılarını olumsuz etkileyen durumlar vardır. Yani bid'at öyle bir şeydir ki insanın zihnini karıştırır. Hayatını olumsuz etkiler, insana zarar verir. Efendim ibadet hayatını değişikliğe uğratır. Sosyal hayatında efendim İslam'ın tasvip etmediği, öngörmediği davranışlara sevk eder. İşte bunun içindir ki yani bid'at denilen bu davranış uygun görülmez. Bir sapıklık olarak ifade edilir. Mesela bir başka hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte dikkat ediniz diyor, sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim'dir, yolların en güzeli de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dolayısıyla bunların dışındaki şeyler yani bid'attir ve her bid'at de sapıklıktır diyor. Dolayısıyla bir meselenin, bir hususun bid'at olarak değerlendirilebilmesi, sapıklık olarak görülebilmesi için biraz önce ifade ettiğimiz gibi dinin dışında olması lazım. Yani dinle ilişkili, din ile irtibatlı olup fakat dine aykırı, muhalif olması lazım. Yani bir şeyi sen hem dindenmiş gibi gösterip hem de dine aykırı, muhalif bir şeyi dine katamazsın. Veyahut da dinden herhangi bir şeyi eksiltemezsin. Bunu yaptığın zaman çok büyük bir hata işlemiş olursun, cürüm işlemiş olursun ve büyük bir vebale girersin. Çünkü din koyma yetkisi bizzat Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın kendisine aittir. Ve bir de Peygamber Efendimiz'e müsaade ettiği yani müsaade ettiği kadar
hükümleri koyma yetkisi verilmiştir. Dolayısıyla bunun dışında hiçbir kimse din ihdas etme, ortaya koyma veya dini hükümler koyma, dini hükümleri değiştirme, çıkarma, ilave etme yetkisi verilmemiştir. İşte biraz önce yine ifade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz'e de Cenab-ı Allah'ın müsaade ettiği kadar hükümler, hüküm koyma yetkisi verilmiştir. Onu, yani sünnetin de yani dinimizde teşri değeri bu şekilde izah edilebilir. Zannediyorum son nazil olan ayetlerden bir tanesi herhalde hocam. Maide suresinin 3. ayeti. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Yani biz bu sizin dininizde hiçbir şey eksik bırakmadık. Hepsini tamamladık. Siz Allah ve Resulüne ittiba etmekle mükellefsiniz. Yani din adına konuşmayacaksınız. Bu kapı kapandı. Bu şekilde ifade ediliyor. Evet. Peygamber Efendimiz'den sonra yani dine herhangi bir şey ilave etmek veyahut da çıkarmak doğru değildir. Sadece İslam alimleri, müçtehitler yani bir takım kapalı gibi görünen veyahut da yeni çıkan olayların hükmünü vermek için içtihatlarda bulunmuşlardır. Evet. Bu da zaten dinin verdiği yetkiyle olan şeydir. Yok, bunlar yani İslam alimlerinin, müçtehitlerinin ortaya koymuş olduğu içtihatlar dine bir ilave veyahut da çıkarma değildir. Bilakis dinin daha iyi anlaşılması veya muğlak gibi, kapalı gibi görünen hükümlerinin yani açıklığa, vuzuha kavuşturulması için yapılan çalışmalardır. Şimdi hocam bidat ve hurafelere şimdi tekrar dönecek. Şimdi kara kedi geçmesi, horozun ötmesi, atnalı vesaire. Şimdi hocam bunların kaynağı nedir? Nereden çıkmıştır bunlar yani? Nasıl meydana gelmiştir? Şimdi, sapma nasıl oluştu? Yani bidat ve hurafeler bazen bilinçli şekilde çıkarılmış. Yani tarihe baktığımız zaman art niyetli kişiler, kötü niyetli kişiler dini bozmak için bilinçli şekilde bu tür şeyleri ortaya atmışlar. Yani bunlar bizim tarihimizde mevcuttur. Nasıl ve ne şekilde oyunlar oynadıkları, dini bozmaya çalıştıklarını biz tarihimizden, yani hemen Peygamber Efendimiz'den sonra, hatta Peygamber Efendimiz'in hayatta olduğu dönemde bile dini bozmak için nasıl ve ne şekilde çalışmalar yaptıklarını biz biliyoruz. Yani bir tanesi bunlardan bilinçli olarak çalışma. Yani bilinçli olarak bid'atlerin dine sokulmaya çalışılması. İkincisi cehalet. Yani cehalet dediğimiz zaman yani bilgisizlik, kültürsüzlük, Kur'an ve sünneti bilmemek, yani Kur'an ve sünnetteki hükümleri, ilke ve prensipleri bilmemek şeklinde ortaya çıkar ki bir insan kıyaslama yapabilmesi için, önüne çıkan, ortaya çıkan bir meselede kıyaslama yapabilmesi için doğru bilgiye sahip olması lazım. O doğru bilgi olmadan insan kıyaslama yapamaz. Neye göre kıyaslama yapacak? Onun için biz önce dinimizi, Kur'an ve sünneti çok iyi bilmemiz lazım. Kur'an ve sünnetteki o hükümleri yani asıl kaynaklarından çok iyi öğrenmemiz lazım ki önümüze çıkan böyle yanlış bilgiler veyahut da bid'at ve hurafeler konusunda daha uyanık, daha hassas davranabilelim ve bunlara iltifat, rağbet göstermeyelim. Evet. Yani diğer birisi işte kültürel etkileşim. Malumdur ki İslam dünyası henüz daha yani Peygamber Efendimiz döneminde bile yani Hicaz bölgesinden çevre devletlere doğru uzandı. Yani bir takım ülkeler fethedilerek ondan sonra o ülkelerle karşılaştılar, iletişim kurdular. Ve onların örf ve adetlerinden, kültürlerinden veyahut da dinlerinden bir şekilde etkilendiler. Bu kültürel etkileşim ister istemez yani sahabe-i kiramda bir takım soru işaretleri uyandırdı kafalarında, zihinlerinde. Bu soru işaretlerini gidermek için Peygamber Efendimiz döneminde bizzat gelip Peygamber Efendimiz'e sormak suretiyle bu soru işaretlerinden kurtuldular.
İşte Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer biraz uyanık davrandı. Gereksiz gibi gördüğü bazı soruları, yani bunlarla meşgul olmayın, yani Hazreti Ömer'in kişiliği gereği, bunlarla meşgul olmayın diye uyarılarda bulunduğu olmuştur Hazreti Ömer radıyallahu anh'in. İşte Hazreti Osman, Hazreti Ali dönemine gelindiğinde ise İslam dünyası gerçekten yani farklı kültürlerle tamamen böyle bir etkileşim içerisine girmiş oldu. Daha sonraki Emeviler, Abbasiler dönemlerinde ise bu iş giderek de daha yaygınlık kazandı ve ondan sonra İslam dünyasında çeşitli itikadi ve ameli mezhepler ortaya çıktı. Hatta bu itikadi mezheplerin ortaya çıkması, yani bunların bir ekol haline gelmesi, gelme süreçleri çok sancılı olmuştur. Öyle kolay olmamıştır yani. Yani kolay olmamıştır. Dolayısıyla bu kültürel etkileşim dediğimiz zaman bu şekilde bir serüveni anlamamız lazım. Yani İslam toplumunun, ashabın işte Fars kültürüyle, Roma-Bizans kültürüyle, yani Bizans kültürüyle, ondan sonra eski Yunan kültürüyle, felsefe yoluyla eski Yunan kültürüyle etkileşim içerisine girmesi ve o kültürden alınan bir takım şeylerin, öğrenilen bir takım bilgi ve malumatların insanların zihninde ister istemez bir takım soru işaretleri meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında yani İslam öncesinden kalan gelenek ve görenekler. Yani adam Müslüman olmuş fakat İslam öncesinden gelen bir takım gelenekler var. Yıllarca bunu uygulamış, yaşamış, içinde bulunmuş. Bu geleneklerden, kültürlerden kolay kolay sıyrılamıyor. Bunlardan kurtulamıyor. Yani Müslüman olmakla birlikte bunları da devam ettiriyor, sürdürüyor. Ve bunlar tabii ki bir değişik manzara meydana getiriyor. Yani İslam dini saf, arı, duru bir din. Yani tevhid inancı son derece sade ve akla mantığa uygun bir tevhid inancı var. Yani itikat anlayışı var İslam'ın. Fakat eski kültürlerden gelen bu gelenek ve görenekler yani bu şekilde sade değil. Yani insanların zihinlerini ifsad edebilecek, efendim ibadet hayatını ifsad edebilecek, davranışlarını bozabilecek, ifsad edebilecek düzeyde gelenek ve görenek bunlar. Yine aynı şekilde eski dinlerden kalan alışkanlıklar, sade gelenek ve kültür değil. Adam işte mesela bir malum İslam geldiğinde İran'da Mecusilik hakimdi. Yani Mecusilik de gerçekten İslamiyet'e son derece uzak bir din. Ateşe tapıyorlar. Yani mesela yakın akrabalarla, kardeşlerle evlenmek bunlarda caiz. Yani dolayısıyla bu alışkanlıklarını bırakıp da yani İslamiyet'te yeni bir hayat yaşama onlar için aslında son derece zor ama İslamiyet'in bu dönüştürücü ve geliştirici rolünün etkisiyle Allah vere ki pek o kadar hasar meydana gelmiyor aslında. Yani biz her ne kadar bid'at ve hurafelerden bahsediyoruz ama İslamiyet'in de bir geliştirici, dönüştürücü etkisi var, gücü var. Bunun gücü gerçekten insanları bir hayli dönüştürüyor. Yani belki de çok az, sınırlı bir şekilde kültür bakiyeleri, eski din bakiyeleri kalıyor. Ve onlar da işte zamanla bu şekilde tedavi edilmesi lazım. Belki de bu tür inanışlar, bid'at ve hurafeler kıyamete dek bu İslam dünyasında ufak tefek de olsa bulunmaya devam edecek. Ama ufak tefek gibi görünen bazı hurafelerin de aslında dinin aslına, özüne veyahut da teferruatla ilgili hususlarına mı zarar verdiği konusunda düşünmemiz lazım. Eğer aslına, esasına zarar veriyorsa bu çok tehlikeli bir şeydir. Ama teferruatla ilgili bir takım hususlara zarar veriyor ise yani İslam'ın tolere edebileceği, musamaha gösterebileceği hususlarda ise evet. Bu o kadar
önemli değildir. Yani başka ne oluyor? Başka insanlar işte böyle fazla ibadet yapmak veyahut da fazla ibadet sevap kazanmak maksadıyla da böyle bid'atleri, hurafeleri dine sokuşturabiliyorlar, dahil etmeye çalışabiliyorlar. Bunlar da çok yanlıştır. Yani din neyse odur. Yani fazla ibadet yapma maksadıyla İslam'ın öngörmediği, tasvip etmediği ibadet anlayışını dine dahil etmeye, sokmaya çalışmanın da bir anlamı yoktur. Dolayısıyla zaten Peygamber Efendimiz bile bu konularda uyarılarda bulunmuştur. Yani mesela bir grup sahabi bir araya gelmiş, toplanmış. O demişler ki Allah Resulü'nün ibadeti nerede, bizim ibadetimiz nerede? Birisi demiş ki vallahi demiş ben hiç durmadan sürekli ibadet edeceğim. Birisi de demiş ki gündüzleri ben demiş sürekli gündüzleri oruç tutacağım demiş. Birisi de demiş ki ben demiş hiç bir kadınla evlenmeyeceğim. Yani sürekli ibadetle meşgul edeceğim olacağım demiş. Bu durum Peygamber Efendimize ulaşınca şöyle cevap veriyor. Diyor. Bu sizin yaptığınız doğru değil. Yanlış. Ben hem ibadet hem oruç tutarım hem iftar ederim. Hem ibadet ederim, namaz kılarım, hem istirahat ederim. Evet. Kadınlarla da evlenirim buyurmuştur sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla böyle kendi kafamıza göre, kendi görüşümüze göre ibadetler ihdas etmek, dine ibadetler ilave etmeye çalışmak son derece mahsurlu ve tehlikeli bir yoldur. Peygamber Efendimiz'den daha çok Müslüman olmamaya çalışmak evet. lazım. Yani tehlikeli bir boyut. Yani. Şimdi hocam Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'in mücadelesinden bahsettiniz de elhak doğru. Şimdi günümüzde bu türbelere yüz sürmek, ağaç bağlamak, çaput bağlamak Hazreti Ömer Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman da malumunuzdur hani Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı yerdeki Beyatur Rıdvan ağacını kestiriyor. Benden sonra bu tehlikeli olur. Siz buraya gelir taparsınız diye. Hatta oğlu Abdullah İbni Ömer'in gidip her zaman suladığına dair rivayetler de var. Şu anda da gerçekten yani ciddi manada belli bir sapmalar yaşanıyor. Şimdi hocam bu bidat ve hurafelerle mücadele nasıl olmalı? Dinimizin bidat ve hurafelere bakışları nasıldır? Şimdi öncelikle Kur'an ve sünneti çok iyi bilmemiz lazım. Evet. Veyahut da Kur'an ve sünneti çok iyi bilen hocalarımızın sürekli halkımıza İslam'ın ilke ve prensiplerini, Kur'an'ın ve sünnetin ilke ve prensiplerini sürekli anlatmaları lazım. Evet. Ve tabii ki hocalarımız da bu bilgileri ilk el kaynaklardan öğrenmesi lazım. İlk el kaynaklardan öğrenilen bilgiler doğrudur. Yani sahihtir. Mesnedi olduğundan dolayı güvenilecek bilgilerdir. Dolayısıyla bunu bu şekilde yaptıktan sonra, halkı bilinçlendirme sürecini devam ettirdikten sonra, diğer bir taraftan da yani toplum içerisinde ne gibi hurafelerin olduğunu, hangi hurafelerin yaygın olarak veya bid'atlerin yaygın olarak bulunduğunu tespit ettikten sonra bunları nasıl ve ne şekilde tedavi edebiliriz? Yani dinimizden bu bid'at ve hurafelerin karşılığı nedir? Asıl kaynaklarımızda anlatıldığı üzere bu bid'at ve hurafeler ne anlama gelmektedir? Bunu bir açık, seçik, net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Ondan sonra sürekli bilgilendirme süreci devam etmelidir. Bu ilim böyle bir şeydir. Yani ilim dediğimiz zaman bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz. Yani insan ilimden, öğrenmeden bigane müstağni kalamaz. Evet. Dolayısıyla sürekli doğru bilgileri öğrenmeye çalışmalıdır. Akla, mantığa uygun olan bilgileri elde etmeye çalışmalıdır. Biliyorsunuz bizim dinimiz akla ve mantığa en uygun dindir. Hatta kelamda şöyle bir ifade vardır. اِذَا تَعَارَدَ الْاَقْلُ وَالنَّقْلُ الْاَقْلُ اَوَّلُ وَالنَّقْلُ يُؤَوَّلُ Yani akıl ve nakil çatıştığı zaman yani akıl evvel alınır, nakil ise tevil edilir.
mesela. Bunu düşündüğümüz zaman dinimizin ne kadar akla, bilime önem verdiğini görebiliyoruz. Ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla yani bu akla ve mantığa son derece uygun olan bu güzel dinimizi öncelikle bir öğrenmemiz lazım. Asıl kaynaklarından öğrenmemiz lazım. Öğrenme imkanı olmayan vatandaşlarımıza da bu güzel dinimizi güzelce asıl kaynaklarından aktarmamız lazım. Ondan sonra toplum nezdindeki bu bid'at ve hurafeleri tespit ederek bunların ne anlama geldiğini ortaya açık seçik bir şekilde koymamız lazım ve tedavi, teşhis aşamasından sonra tedavi aşamasına geçmemiz lazım. Mesela yani bu hurafelerle ilgili yani toplumumuzda ne gibi yaygın şeyler var mesela? Bidat ve hurafeler örnekleriyle o zaman hocam açıklayalım. Hem neler bidattır, neler hurafelerdir? İnşallah onlarla bitirelim. Süremizin de sonuna yaklaştık. En çok yani karşılaştığımız, sıklıkla karşılaştığımız, yaptığımız davranışlardan hangileri bidat ve hurafelerdir? Onlara da örnek vererek inşallah bitirelim hocam. Mesela Türkiye'de türbelere çok önem veriliyor. Evet. Türbelere gidiliyor. Onlara adak adanıyor. Onların beşer üstü varlıklarmış gibi algılanıyor, değerlendiriliyor. Kurbanlar kesiliyor. Duvarlarına, işte demirlerine, ihata duvarlarına yüzler sürülüyor. Onlardan medet umuluyor. Onlardan bir şeyler bekleniyor. Özellikle kimler yapıyor bunu? İşte maddi sıkıntı çekenler, çocuğu olmayan kadınlar, buna herhangi bir hastalığı olan kimseler gidip İşte o maddi sıkıntısından kurtulmayı, çocuğunun olmasını istiyor, hastalığından iyileşmeyi murat ediyor falan. Böyle durumlar söz konusu oluyor. Çünkü ama Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'a ve sünnete baktığımız zaman bunların doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü yani yemeyen, içmeyen, işitmeyen, duymayan, görmeyen varlıklara mı mesela tapınıyorsunuz? Ama bizim milletimize de sorduğumuz zaman biz onları vesile ittihaz ediyoruz diyorlar. Yani normalde biz oraya tapınmak için gitmiyoruz veyahut da onları ortak koşmak için gitmiyoruz diyorlar. Ama yani ilk devir cahiliye dönemi Arapları da öyle söylüyorlardı. Bazı şeyler diyorlardı ki yani biz bu putları biz Allah'a ilah yerine koymuyoruz. Tanrı yerine koymuyoruz. Biz bunlara ibadet etmiyoruz. Allah'a aracılık etsinler diye biz onlara bu şekilde davranıyoruz diyorlardı. Yani bizi yaklaştırsın diye. Liyukarribüne ilallahi zülfe. Yani liyukarribüne ilallahi zülfe. Bizi Allah'a yaklaştırsın diye biz bunlara tapınıyoruz diyorlardı. Ama öyle değil. İslamiyet'te Cenab-ı Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini düşünürsem, size şah damarınızdan daha yakınım buyurduğunu düşünürsen, bana dua edenin duasına icabet ederim ayetini göz önünde bulundurursan, evet. Demek ki nerede ve hangi yerde veya mekanda olursak olalım, rahatlıkla Allah'a dua edebileceğimiz, Allah'a yalvarıp yakarabileceğimiz, böyle yemeyen, içmeyen, İşitmeyen, görmeyen varlıkları aracı kılmanın bir nedeni, bir sebebi yoktur. Evet. Yani bir sebebi yoktur. Direkt Allah'la bağlantı kurmaya çalışmamız lazım. Yani Allah'la bağlantı kurarsak o bizi duyar, evet, o bizim hocam ihtiyaçlarımızı karşılar, o bizim dertlerimize, sıkıntılarımıza derman olur. Çünkü tevhid inancı dediğimiz zaman Cenab-ı Allah'ı zatında, sıfatlarında, efalinde ve her şeyde onun eşi benzeri dengi olmadığını kabul etmek. Onun hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını bilmek. Fakat onun dışındaki bütün varlıkların ona ihtiyaç duyduğunu bilmek. O yani samettir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur
Fakat her şeyin ona ihtiyacı vardır. Her varlığın ona ihtiyacı vardır. O doğmamıştır, doğurulmamıştır. Onun eşi, benzeri ve denki yoktur inancına sahip olan bir insanın. Yani isteyeceğini direkt Allah'tan istemesi, ihtiyacını direkt Allah'tan gidermeye çalışması, dert ve sıkıntılarını, bir hastalığı varsa ona yalvarıp yakararak bu dertlerinden, efendim sıkıntılarından kurtulmaya çalışacağını bilmemiz lazım. Malum Eyyub Aleyhisselam gale inneme eşkü bethi ve huzni ilallah. Benim yani hüznüm ve şikayetim ancak Allah'adır diyor. Yani Allah'a olduğunu söylüyor. Bizler de peygamberler bizim için en büyük örnek kişilerdir. Onlar nasıl davrandılarsa bizler de öyle davranmamız lazım. İşte Eyyub Aleyhisselam hastalığında yani hüznünün ve şikayetlerinin Allah'a olduğunu, ait Yusuf olduğunu. Yusuf Aleyhisselam. قَالَ اِنَّمَا اَشْكُ بَثِّي وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ Yani başka peygamberler de olabilir. Evet. Daha farklı her bir peygamber yani birbirinin farklı kardeşi olduğu için aynı şekilde yaklaşıyorlar. Evet. Zaten olaylara aynı şekilde yaklaşıyorlar. Yani onlar dertlerini, kederlerini Allah'a açmışlar. Allah'a havale etmişler. İhtiyaçlarını yine Allah'tan istemişler. Ondan sonra bizler de peygamberlerin o güzel yolunu takip etmemiz lazım. Evet. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Hani Fatiha suresinde namaz kılanlar için, namaz kılanlarımız için günde 40 defa diyoruz ya. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Türbelere, başka yerlere, cenazelere, ölülere, başka bir medet ummak, bel bağlamak dinimizde doğru bir davranış değildir. Evet. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza evet. sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün dinimizin kabul etmediği yanlış davranışlardan, bidat ve hurafelerden bahsetmeye çalıştık. İl Müftü Yardımcımız İsa Ada hocamızla. Ramazan'ın son günlerini yaşıyoruz. Ramazan'ın son günleri Efendimizin ifadesiyle cehennem azabından halas olunan kurtuluşa erilecek vakit dilimleri. Hani hacda yapılan bir dua ile bitirelim inşallah. Allahümme ecirna minen nar ve edhilnel cennete me'al ebrar. Allah'ım bizi cehennem azabından muhafaza eyle, iyiliklerle, salihlerle birlikte cennetine dahil eyle. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalınız efendim.